Herkese selamlar, yeni videoma hoş geldiniz. Evet, bu videomuzda aloe veralara bakım nasıl yapılır, ucları sararan ve sıvılarını artık kaybetmeye başlayan aloe veralar için neler yapılmalıdır, bu konularda değineceğiz. Arkadaşlar, burada iki tane aloe vera var. Bunlar bayağı bakımsız kalmış. Bakın şu şekilde artık içerisindeki sıvı miktarı azalmış ve şuralardan da artık yaprakları sararmaya başlamış. Bu durum nelerden kaynaklanıyor, bunlara değineceğim. Arkadaşlar, aloe veralar güneş ışığını fazla sevmez ve bu aloe veralarda güneş ışığına maruz kalmıştır. Şimdi ışık mutlaka lazım, fakat güneş ışığını direktman görmemesi lazım. Bunu şu şekilde açıklayabilirim. Plaja gidiyoruz, plajda güneşleniyoruz ama güneşlenirken şemsiyenin altındaki gölgelikte güneşleniyoruz. Yani direktman güneşin altına yatarsak yanar. Aynı şekilde aloe vera için de öyle. Yani direktman güneşin altına bırakırsak bu şekilde yaprakları solma ihtimali olur. Ve biz bunun önüne nasıl geçeceğiz? Bunları ışık gören fakat direktman görmeyen gölgelik bir yere koymamız gerekir. O zaman da aloe veralarımız daha sağlıklı bir şekilde olacaktır. Tabii ki de tek neden bu mu? Değil. Aloe veramızın toprağından kaynaklı da bir solma da olabilir. Bu yüzden toprak değişimi de yapabiliriz. Veyahut saksılarda oldukları için topraktan istedikleri besin değerini alamazlar. O yüzden de şöyle sıvı besin kullanabiliriz. Yani bunlar tabii ki de bizim gözlem sonucunda karar vereceğimiz şeylerdir. Şimdi bu iki aloe veramız gördüğünüz gibi aslında sağlıklı. Güzelce de buradan yavrular veriyor. Şimdi göreceğiniz gibi. Hatta bakın şöyle bir yavru daha vardı bunun üzerinde. Bu kırıldı. Bu da aynı şekilde şurada göreceğiniz gibi yavrular veriyor. Sağlıklı. Fakat burada izleyeceğimiz yol şu. Tek neden topraktan mı kaynaklanıyor, bunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden kesinlikle gözlem yapmalıyız. Yani şu şekilde söyleyeyim. Mesela bir bitkiniz var, kuruyor diyelim. Kesinlikle bunun güneş ışığından dolayı kuruyor demek yanlış olur. Bunu gözlem yaparak çözebiliriz. Mesela atıyorum bir hafta bir müddet vereceğiz. Diyelim ki gölge bir yere koyduk. Dediğimiz gibi ışığı gören fakat böyle daha gölge bir yere koyduk. Baktık yine solmaya devam ediyor. O zaman çözümü toprakta arayacağız. Toprağını güzelce değiştireceğiz. Ondan sonra yine gözlemleyeceğiz. Eğer ki yine solmaya devam ediyor, bu sefer de besin takviyeleri yapacağız. Ki o zaman da ölüyorsa demek ki sizde bir sorun var, öyle söyleyeyim artık. Çünkü yapabileceğimiz tüm her şeyi yaptık aloe veralarımız için. Şu anda ben evdeyim. Serada bayağı bir aloe veram vardı. Bu iki tanesini şu anda getirdim. Ve güzelce bunların bakımını yapacağız. Ve bunların haricinde bakın şurada kökleri kalmayan aloe vera yavruları da var. Bu şekilde ölmeye başlamış. Bunlara da nasıl bakım yapılır, bunlardan da bahsedeyim. Bunların kökleri kalmamış. Kökleri tamamen çürümüş. Biz bunların köklerini şu çöp olan yerlerden arıtacağız ve sonra toprağa dikeceğiz. Ve köklenmelerini sağlayacağız. Köklendikten sonra da güzelce büyük saksıları alacağız. Ama şu an için bunlar dursun. İlk önce bunları halledelim. Şimdi bakım videomuza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olun ve videomu da beğendiyseniz like atın. Gelecek aloe vera videolarından haberdar olmanız için de kanala abone olduktan sonraki zile basarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. O yüzden kesinlikle kanalıma abone olup videoma like atıp bir de zile tıklarsanız yeni videolardan haberdar olmuş olursunuz. Şimdi gelin aloe verayı bakımını yapmaya başlayalım. Evet, ilk önce şu elimdeki aloe veraları halletmek istiyorum. Şu kurumuş yerlerin köklerini alacağım ama bayağı kurumuş. Olabildiğince şu şekilde bu kısmına ulaşmaya çalışacağım. Bu yaprakları alıyorum çünkü ölmek üzere bunlar. Bakın şu şekilde, tam görebilir misiniz bilmiyorum, şöyle odaklamaya çalışayım. Bakın kök kısmı duruyor. Bu kısımdan tekrardan kök salacaktır. O yüzden bu kısmın durmasına kesinlikle önem gösterin. Yoksa onun haricinde aloe veramız köklenmeyecektir. Hemen buradaki için de uyguluyorum. Kötü olmuş. Aloe veraları şöyle bir arıtıyoruz ilk önce. Evet, gördüğünüz gibi. Şuradan alabilirsem
bunu da bu şekilde almış bulunduk. Evet arkadaşlar, şimdi toprak seçimine geldik. Toprak seçimi için size kısaca birkaç detay vereyim. Şimdi toprak seçiminde eğer ki elinizde varsa birçok toprak çeşidini karıştırarak besin değeri yüksek topraklar elde edebiliriz. Bunlar torftur, Hindistan cevizi torftur, perlittir. Varsa dere kumu, elenmiş bir şekilde dere kumu, 7 taneli dere kumunu kullanabilirsiniz. Bunları karıştırarak güzel bir toprak elde edebilirsiniz. Ama yoksa illa olmak zorunda ama. Şimdi olsa iyi olur, fakat elimizde yoksa da gönül rahatlığıyla bahçenizdeki toprağı kullanabilirsiniz. O yüzden bunu dert etmeyin, yani toprağı bahçenizden de kullanabilirsiniz. Elinizde varsa da işte güzel bir karışım yaparak da kullanabilirsiniz. Marketlerde satılan humuslu topraklar var, onları da kullanabilirsiniz. Fakat onlar fazla sulandığı zaman ve kalitesiz ise içerisindeki humustan dolayı böceklenme yapıyor. Ona da dikkat etmenizi öneririm. O zaman da çok fazla su vermemeniz gerekecektir ki zaten aloe vera fazla suyu sevmez. Benim yaptığım toprak karışımı dere kumu, toprak ve Hindistan ceviz torfu ve az miktarda da perlit var. Bu arada arkadaşlar, dediğim gibi videoya like atmayı kesinlikle unutmayalım ve görüş ve sorularınız için de yorum kısmına yazabilirsiniz. O yüzden kesinlikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, şu şekilde toprağımızı koyduk. Şimdi bunlar küçük olduğu için bunları ayrı ayrı saksıya şu anda dikmeme bir gerek yok. Çünkü zaten ufaklar, ya birbirlerini sıkacak durumları da yok. O yüzden ben bunları bir kabın içerisine dikeceğim. Bakın şu şekilde kök kısmı aşağı gelecek şekilde koyuyorum ve şöyle kapatıyorum. Hafiften bastırıyorum, fakat fazla bastırmayın. Dip kısmının kırılmasına neden olabilirsiniz. Miniklerimi de şöyle koyuyorum. Bunlar böyle köklenip iyice köklerini saldıktan sonra ve artık dip şu iç kısımlardan yapraklanmaya başladıkları zaman bunları tekrardan ayrı bir saksıya alabilirim. Ama eğer ki illaki ayrı ayrı saksılara dikeyim diyorsanız da dikebilirsiniz. Ben burada size mantığı anlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bu toprağımızı bir kere nemlendireceğiz. Ondan sonra nemlendirmenize gerek yok. Böyle haftada bir ve bulunduğunuz bölgenin nem miktarına da bağlı bu. Mesela haftada bir verirseniz Akdeniz bölgesinde nemden dolayı kolay kolay kurumayacaktır. O yüzden hani az su vermeye dikkat edelim. Evet, gördüğünüz gibi dikimini gerçekleştirdik şu şekilde. Şimdi gelelim büyük aloe veralarımız. Şimdi burada toprak değişimi yapabiliriz ama dediğim gibi ben her zaman için gözlem yapmaktan yanayım. Yani yanlış bir işlem uygulamak istemem, o yüzden ben mutlaka gözlem yapacağım. Bu aloe veramı güneş ışığından alıp daha gölge bir yere koyacağım. Eğer ki düzelme gerçekleşmez ise toprak değişimini o zaman yapacağım. Şimdilik ben bunu gübre takviyesi, yani sıvı besin takviyesi yapacağım. Ve sonucu gözlemleyeceğiz. Şimdi gelin bir sıvı gübre takviyesi yapalım. Şimdi aloe veramıza sıvı besin takviyesi yapacağız. Sıvı besin takviyemizi nereden yapabiliriz? Kanalımda aslında organik birçok yapabileceğiniz tür var ama şu şekilde kaktüs veya sukulent gübreleri de kullanabilirsiniz. Bunların besin miktarı ile aloe veraların besin miktarı aslında aynıdır. Yani pek fazla bir fark yok. İçerisindeki işte azot olsun, çink olsun, bunlar hemen hemen aynıdır. Bunlardan kullanabiliriz. Şimdi ilk önce bunu hazırlayacağız. Böyle bir sıvı besiniz varsa ilk önce çalkalamamız gerekiyor. Sıvı besini şimdi hazırlayacağız. Aslında içindekiler bölümünde nasıl hazırlayacağınız yazıyor. Bir ölçek diyor ama bizim kullanacağımız şişe şöyle 0.5 litrelik. O yüzden bir kapağın yarısı kadar ben içerisine doldur. Evet, şu şekilde dolduracağız. Hatta yarından biraz daha fazla oldu. Şu şekilde koyduk. Şöyle çalkalıyoruz. Homojen olması için. Güzel. Evet, hazır gübremiz ve şu şekilde veriyoruz.
gördüğünüz gibi işlemimizi burada bitirdik. Şunu tekrarlıyorum arkadaşlar. Kesinlikle hani şundan dolayı aloe veramız kuruyor. O yüzden toprak değişimi yapalım, hadi güneşten kaçıralım veya sıvı gübre takviyesi yapalım değil. Biraz daha gözleme dayalı bir işlem uygulayın. Yoksa kaybedebilirsiniz. O yüzden kesinlikle dediğim gibi ilk önce güneşten alın eğer kurumanız varsa. Eğer düzelmiyorsa toprak değişimi yapın. Eğer hala düzelmiyorsa toprak değişiminden sonra bir sıvı gübre takviyesi yapın. Ve aloe veranızı o şekilde hayatta tutmaya bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kesinlikle dediğim gibi videoma like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.